Merhaba, gazeteci nerede? Gazeteci şu anda Gürcistan'a açılan bir kapıdayız. Kamera biraz açılıp dersin bizi. Evet. Türk Gözü Gümrük kapısındayız, Badele'deyiz. Evet, Türkiye'nin ikinci büyük kapısı Türk Gözü Gümrük kapısındayız. Sarp Gümrük kapısına sonra açılan bir gümrük kapısındayız. Badele'deyiz, Türk Gözü'ndeyiz. Evet. Gürcistan ve Ermenistan'a sınır olan bir kentin biri demir yolu olmak üzere 3 tane gümrük kapısı var. Ama gümrük müdürlüğü yok. Kars'ta, Erzurum'da. 3 tane gümrük kapısı olmasına rağmen ama ithalat ihracatın dipte olduğu, çok da olmadığı bir kentteyiz. Posof'tayız. Arda'nın Posof ilçesi Türk Gözü Gümrük Kapısı'ndayız. Yani eski adıyla Badele'deyiz. Gümrük kapısına gelmemizin nedeni şu, bu gümrük kapısının açılması için verdiğimiz mücadele Allah bilir. Açıldıktan sonra işte bu tırların sahipleri, plakalar hep yabancı. Gerek yurt dışı yabancısı, gerek de Arda, Iğdırlı, başka kentlerin. Arda'nın bir tırcısı yok. Yani ithalatçı, ihracatçı, ihracat yapalım, tır yapalım, büro yapalım, işte antrepol yapalım, gümrükleme işini yapalım diye bakmadık, ben dahil Ardahanlılarım. Böyle bir durum var. Ardahanlı gerçekten bu konu mağdur. Nasıl mağdur? Ticaret odası başkanı, esnaf odası başkanı, belediye başkanları, valisi, kaymakamları bu konuda bir eğitim veremediler. Yani bunu toplumu yönlendiremediler. Ana sorun bu. Ben de dahil diyorum. Biz bir türlü ithalatçı, ihracatçı olamadık. 3 tane gümrük kapısı olmasına rağmen. Evet, bu kapının yansıtılması için, böyle güzelleşmesi için de Türk gözüne yakışır mı? Türk gözüne yakışır mı? Gözü kör diye sık sık haber yapıyorduk biz. Türk gözü diyor adı, Türk gözü. Ama gece kondu evlerde kalıyordular. Ama şimdi devasa bir yatırım yapıldı. Bu da bizi memnun etti. Evet, her ne kadar Sınırcı ile ilgili ithalatla, ihracatla ilgilenmesek de, Gürcüce gidip örgenmesek de Ardahanlı olarak, Gürcü büroları açmasak da, işte Gürcüler bir gün Ardahanlı, bir zamanlar onlar bize geliyordular. Şimdi bize gelmeleri sebepleri şu, lari liradan daha değerli. Öyle bir duruma düştü. Gördüğünüz karşıdaki ülke Gürcistan ve Avrupa Birliği'ne girmek üzere. 60 yıldır kapısında beklediğimiz, gümrük kapısı, gümrüğünde beklediğimiz Avrupa Birliği'ne süratle uyan bir ülkenin gümrük kapısındayız. O geçişe giderken Avrupa Birliği'ne girdi, girecek. Vay efendim, Hristiyanlığı da ondan dolayı alıyorlar. Hayır. Onların istediği nedir Avrupa Birliği? İnsan hakları, demokrasi, gerçek anlamda ama yerleşmiş eğitim sistemi, çalışma örgütleri, STK'lar, yani demokrasinin gerektiğin her şeyi yerleştir diyor, gel bana diyor. Gerekirse ben sana işte para vereyim diyor. Oluşturulan havuzda bu parayı da veriyorlar ama ona rağmen biz bir türlü işte parayı, deprem paraları gibi sağlı solu harcıyoruz. Bu nedenle zaman zaman olmuyor. Evet. Posof Türk Gözü Gümrük Kapısı'ndayız. İşte derme çatma tesisleri, tır parkı olmayan bir bölge. Tırcılar gelir burada, yol kenarında dururlar, sınır yaparlar zaman zaman. Tıkanır burası, internet başta olmak üzere. Bazı sorunlardan dolayı biriktiği zaman tır park, tırcıların kalabileceği otel, tırcıların kalabileceği tesisler de yapılmadı. Ardahan'ın Posof Türk Gözü Gümrük Kapısı'ndayız. Evet, ben Fakir İmaz. Ardahan'ı dolaşacağız. Bugün Posof'tayız. Bundan sonra Damal'a geçeceğiz. Damal'dan sonra Han'a anlatacağız. Yeni belediye başkanlarını arayıp eğer bir gün cuma günlerde, ayın kaçı bir gün? 12'si değil mi bildiğin kadar? 13'ü mü veya 12'si? Tabii bu arada 12'si derken de deniz gezmişleri de biz geçiştirdik. Orayı da andık ama yani anlatamadık da. Dün belgeselini izledim. Gerçekten bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele veren insanların değerini bilmediği de bir gerçek. Bu da bir ayrı bir olay. Niye orayı bağlıyorum? Verdiğin mücadele nereye kadar gidiyor? Anlayan var mı diye baktığında evet sen yap, gerisini Allah'a bırak dediğimiz gibi bu çekimi de kilometrelerce gelip Posoflulara, özellikle yurt dışında bulunan Posoflulara sesleniyorum. Posof'a yönelin. Ağızkalılar, vatan millet Sakarya diyorsunuz ya, Ağızka memleketimiz diyorsunuz ya, Ağızka'yı böldüler diyorsunuz ya, Stalin'e kızıyorsunuz ya. Gelin kardeşim diyoruz, Posof'a gelmiyorsunuz. Nereye? Bizi Gebze'ye, bizi Bursa'ya, bizi Ankara'ya, bizi İstanbul'a yerleştirin diyorsunuz. Posof Ağızkalılar olarak boşalıyor Posof. Köyleri boşalmış, çocuk olmuyor. Yaşları kaldığı için. Gençler sürekli göç ettiği için. Ve tırlar gittiği gibi insanlar da göç ediyor. Evet, Posof
Gümrük Kapısı'ndan Ardahan TV olarak, Fakir Maz olarak Kosova'nın Türkiye Gümrük Kapısı'nda bir kısa özet verdik. Şimdi Kosova geçeceğiz. Kent merkezine bakacağız. Bulgar Dağı'nı anlatamadım. Bakın şimdi burada siz görün, bakın tırlar kalktırdı. Bak burada bir araya görüyor musunuz? Arayı. Tır parkları, bak burada. Tır parkları. Tırlar burada saatlerce, belki uzun tırlar, konvoylar oluşuyor. Neden? Kosova Bulgar Dağı'na da açılacak ki burası daha da hareketlendi. Tırlar gerçekten de araba taksi olarak, tırlar tır parkı görüyorsunuz. Tır parkı da olmamasının yanında bir de Bulgar Dağı. Ben 55 yaşına geldim. 20 yıldır bu işi konuşuyoruz. Halen 5 kilometre gidemedik. Bulgar Dağı da delinmesi gerekiyor ki bu tırlar rahat gelsin gitsin. Bu arada benim bahsettiğim işte plakalardan birisi 74 plaka. Bizle beraber Iğdırlar vilayet oldular. Havaalanları var. Tırları var. Gelişti, büyüdü Iğdır. Her ne kadar onlar da şikayet etseler ama Ardahan 98 bine düşerken Iğdır 250 bini falan buldu nüfusu. Tırcısı oldu, ithalatçısı oldu, ihracatçısı oldu. Orada üniversite açıldı ama oranın üniversitesiyle bizim üniversitemiz lise kaldı. Oranın üniversitesinin iş adamı sahiplendi. Tamamen yapımını, işlemini, her şeyini o yaptı. Iğdır Spor aldı başını gitti. Ama Ardahan Gümrük Kapısı'nı seyretmekle, yani Kosovlular buraya bir tane çay ocağı, bir tane restoran, bir tane otel, bir tane tır alayım, ithalat yapayım, ihracat yapayım değil. Ya bu tırlar nereden geldi, bizim Mısır tarlalarına düşüyor diye ağlıyor Kosovlular. Ben Fakir İlmaz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnsan bizi vurma abi, biz İran'da. Genelde ne gidiyor? O elinden cari, hep önden boş geliyor. Şimdi boş mu şu anda? Yok. Alan karşı vurmuş, selamet vurmuş, Kürtistan. Selam gördün, tamam. Oradan boş geliyorsun. Oradan boş geliyor. Orada bir şey yok. Orada bir şey yok. Ama hep buradan gidiyor. Hepsi buradan. Seramik, makarna. Aa, hepsi buradan gidiyor. Ya. Buradan Ağdaş da geliyor, ikisinden geliyor. Buradan Ağrı'dan. Ağdaş. Ağdaş. Oradan peki sen niye burayı tercih ediyorsun? Aktaş tercih etmiyorsun. Daha buraya ne? Zorunlu mu burası senin? Yok, yükün dolayı. Kalvet olur. Yakın ha. Buraya gireceksin ha. Burada daha mı yakın oluyor? Ha, buraya yakın oluyor. Aktaş yer... zor. Arıyorsun. Mali boşaltılan yere uzak he? Kolay gelsin. Kaç gündür yoldasın? 3 gün, 4 gün. 4 gündür. 4 gün daha geleceksin. Ha, 8 gün gidiyor. 8 gün ancak bile. İran merkezde mi duruyorsun? İran Merek'te oluyor. Merek'te. Nerede? Merek. Merek, Meren. Tebriz. Tebriz'desin. Benim oğlum geldi size. Dağa gitti değil mi İran Dağı'na? İran'a en yüksek dağ hangisiydi? İran, dağ. Tehran. Tehran Dağı'na çıktı oğlum. Evet, dağcıdır. Evet. Resimler de var. Ben oğlum dağcı. Ya. Hadi sana kolay, iyi yolculuklar. Sağ ol. Burada market edip mi? Ne marketi? Burada market var, sizler alalım. Yok, gideceksin evet. Burada. Sınırlar içeri alacaksın. İçeri gireceksin. Hani? Gidelim, kimliklerimiz var. Yok, kimine gerek yok. Ne var ya? Sigara alalım kendim. Ben kimliğimi alayım o zaman. Gireceksin sıraya hanım. Olsun, gireceksin. Şu olmaz, ne yapacaksın? Bakalım, bir paket gidelim. Gir de gir, hadi git bakalım. Gir, gir, görün seni. Free shop'a gideceksin, free shop. Kapalı.